Tonguç'tan herkese merhaba. 10. sınıf fizik ikinci dönem full tekrar. Bunu ben başlatıyorum. Sizler de tabii devam ettireceksiniz. Bakın sıfırdan 10'a fizik. Hala aranızda çözmeyenler var. Lütfen soruları çözün ki iyi tekrar olsun. Nereden başlıyor? 114'ten başlıyor. 180, 177 hemen bakıyoruz. Buralara kadar geldik. 177, 179, 181'e kadar olan kısmı tekrar edeceğiz sevgili gençler. Sizler de bu tekrar devam ettireceksiniz bu şekilde. Bu da ne? Soru bankamız. Dinamo soru bankamız. Burada 117'den başlıyoruz. 177'ye kadar olan kısmı bu tekrar videosunu seyrettikten sonra bakın çözüyorsunuz tamam mı? Çok iyi sorular var biliyorsunuz zaten. Görseller çok sağlam. Lütfen benim tekrarından sonra siz de bu soruları çözerek iyi bir tekrar yapın ki dediğim gibi unutmayınız. Hadi başlayalım artık. Müzik <laughs> Bakalım öncelikle dalgalar kısmını bir tekrar edelim. Önce terimlere bir bakalım. Ne vardı? Dalga boyu vardı. Periyot, frekans vardı ve periyot ile frekansın çarpımı hep bire eşitti. Periyot neydi? Tam bir dalganın oluşması için geçen süreydi. Frekans neydi? Bir saniyedeki dalga sayısıydı. Sonra hız vardı terimlerde. Bir de lambda dalga boyu eşittir. Hız çarpı periyottu. Yani lambdayı sanki şey gibi düşünebiliyorduk. X eşittir. V çarpı T gibi düşünebilirsiniz. Lambda burada dalga boyu olacak. Burası e, dalganın hızı olacak. T de periyot olacak. Bu şekilde düşünebiliyoruz. Sonra genlik vardı genlik. Mesela bir tane dalga çizdiğimizde bu dalganın şu tam ortasından çizdiğimiz kesikli çizgi denge durumuydu. Yani oluşturulmadan önceki haliydi yayın ya da işte ipin. Sonra bu dalga oluşturulduğunda buradaki noktanın denge noktasından maksimum uzaklaşması genlik. Keza buranın da aynı şekilde genlik olduğunu biliyorduk. Y ile gösteriliyor ya da A ile gösteriliyor. Bazı kitaplarda Y ile bazı yerlerde ama milli eğitimde a gösteriliyor. Genlik terimi de buydu. Dalga boyunu da göstermiş olalım burada. Dalga boyu da ardışık iki tepe arası bir lambda dalga boyu e, ya da ardışık iki çukur arası şunu devam ettirirsem yine bir lambda dalga boyu idi. Aslında dalga boyu dediğimizde bir tane tepe ile bir tane çukurun genişliklerinin toplamıydı. Tepenin genişliği şurası çukurun genişliği de burası. İkisini topladığımız zaman şuranın tamamı bir lambda dalga boyuydu. Ki iki ardışık tepe ya da iki ardışık çukur arası da aynı mesafe olduğu için lambda idi. Sonra yay dalgası ile devam edelim. Şimdi yay dalgasında hız nereye bağlıydı? Hız e, ya da dalgalarda hız yalnızca ortama bağlıdır diyorduk. E, mesela yaydaki hıza baktığımızda şöyle düşünürsek. Yaydaki hız yayın gerginliğine bağlı, ne kadar gerildiğine bağlı. Aynı zamanda birim uzunluğunun kütlesine bağlı. Bakın e, M bölü L yani kütle bölü uzunluk. O bize yay hafif mi ya da yay ağır mı onu söylüyor. Buradan şunu söyleyebiliriz. Yay hafifse e, daha küçük olacak. Dolayısıyla hızı daha büyük olacak dalgın hızı. Ya da tam tersi yay ağır ise o zaman mü büyük olacak. E, paydada olduğu için de hız daha küçük olacaktır. Kalın ve ince ya da ağır ve hafif yaydaki hız ilişkisi bu şekilde idi. Atmaların ilerleme yönü şimdi bu el bunu bir yukarı bir de aşağı çektiğinde şu şekilde baş yukarı olan bir atma oluşturmuş oldu. Bu atma da bu şekilde sağa doğru ilerliyor gördüğünüz gibi. İnce ve kalın yay bakınız burada iki yayın birleştiği bir nokta var. İnce yaydan gelen bir tane baş yukarı atma var. Şimdi bu atma bu noktaya geldiğinde bir kısmı enerji olarak düşündüğümüzde bir kısmı iletilecek, bir kısmı da yansıyacak. İnceden kalına geçerken yansıyan kısım ters dönecek ama iletilen kısım aynı şekilde baş yukarı olacak sevgili gençler. İnceden kalına geçerken tam tersi, kalımdan inceye gelseydi, yani şu şekilde bir atma olsaydı bakın şöyle ince şurası da kalın olacak şekilde bir tane yay çiziyorum. Sonra buradan bir tane, buradan bir tane atma gönderiyorum. Burada iletim ve yansıma nasıl olacaktır? Yine iletim baş yukarı gelen atmanın iletimi yine iletileni yine baş yukarı olacaktır. Yansıyanı da baş yukarı olacaktır diyoruz. Yani yansıyan da bu şekilde e, ters dönmüş olduğu Baş yukarı olacak şekilde. Aradaki farkı lütfen anlayalım. İnceden kalına geçerken yansıyan ters döner ama kalından inceye geçerken yansıyan yön değiştirmez. Baş yukarı ise yine baş yukarı olacaktır. Her iki durumda da iletilen nasıl geliyorsa gelen nasıl geliyorsa iletilen aynı şekilde olacaktır. Sonra e, su dalgasına bakalım. Şimdi su dalgası da burada bir tane kaynak var. Kaynak e, suya batırılıp çıkarılıyor. Bu şekilde e, bir hareket söz konusu olduğunda e, suyun üzerinde su dalgaları oluşuyor. Ve bu su dalgalarının yine ardışık iki tepesi arası bir lambda dalga boyu. E, yine ardışık iki çukur arası yine bir lambda dalga boyu. Burada derin ortamla sığ ortam yazıyor. Derin ortam yani hızın yalnızca ortama bağlı olduğunu söyledik. Ortam su her iki durumda da orada o zaman neye bağlıdır? Derinliğe bağlıdır diyoruz ve derinde daha hızlı ilerler diyoruz. Yani derinde daha hızlı olduğuna göre hız artacaksa periyot zaten kaynağa bağlı. Kaynağın ne kadar sürede dalga oluşturduğu ile ilgili o zaman hız artarsa dalga boyu da dolayısıyla artacaktır. O zaman derin ortamdaki dalga boyu yani lambda d sığ ortamdaki dalga boyundan daha büyüktür sevgili gençler ki burada da yine dalga boylarını göstermişiz. Ee, ve e, straboskop vardı. Straboskop da e, dalgaların e, dalga boyunu ya da işte oluşturulma süresini, frekansını vesaire ölçmemize yarayan aletlerdi. Bu yarıklardan bakıyorduk. Bu yarıktan bir dalga tepesi görüyoruz mesela. Sonra arkasından gelen şu yarıktan yine bir dalga tepesi gördüğümüz zaman arkadan gelen dalga tepesini gördüğümüzde ne gibi hissediyorduk? E, sanki dalgalar duruyormuş gibi hissediliyordu. Buradan yola çıkarak da şöyle bir bağıntı elde ediliyordu. Derin nefes de diyebiliyorduk buna. E, frekans dalgalarım gelen su dalgalarının frekansı eşittir. Straboskopun frekansı çarpı n n burada strabos straboskoptaki yarık sayısıdır gördüğünüz gibi. Ses dalgası, ses dalgasında en önemli şey frekans aslında. E, frekans e, tamamıyla e, neyle ilgili? titreşim sayısıyla ilgili düşünebiliyorduk e, frekansı. E, şimdi burada e, sesin frekansı deyince mesela normalde ses e, sıkışma ve sıkışıklık, seyreklik şeklinde aslında e, ortamın moleküllerinin e, nesidir? Harekettir. Mesela bir ses dalgası düşündüğümüzde sıkışık bölgeler, daha doğrusu moleküllerin sıkışık olduğu ve moleküllerin seyrek olduğu bölgeler var bu şekilde. Sıkışık bölgeler enerjinin olduğu bölgeler gibi düşünebilirsiniz. Seyrek bölgelerde enerji iletilen bölgeler şeklinde düşünebilirsiniz. Ve burada bir modelleme yapıyorduk. Sıkışık bölgeleri tepe, seyrek bölgeleri çukur, tepe şeklinde gösteriyorduk. Aslında bu bir enne dalga. Bakın ama ses e, boyuna dalgadır. Aslında ses dalgası şuna karşılık gelir. Burada sıkışık bölgeler var. Şöyle seyrek ve sıkışık bölgeler. Bakın yukarıdaki e, yay dalgası için söylediğimiz boyuna dalga bu da enine dalgadır. Normalde ses boyuna dalgadır bakın unutmuyorsunuz ama modelleme yaparken e, enine dalga gibi de gösterebiliyorduk. Modelleme. O zaman burada e, sıkışıklıkla alakalı. Mesela bu bir ses dalgası. Başka bir ses dalgasını şu şekilde çizdiğim zaman... Görüyorsun ki e, alttakinde daha fazla dalga var e, aynı aralıkta. O zaman buradaki ortamın da aynı olduğunu düşündüğüm takdirde, o zaman burada frekans daha fazla diyebiliriz. Buradaki dalga boyunun küçülmesi demek. Bakın buradaki dalga boyu küçüldüğünde periyot şöyle yazayım isterseniz, e, lambda eşittir hız çarpı periyot. O zaman e, buradaki dalga boyu küçülmüş ortam aynı ortam. Bakın hız değişmiyor. O zaman periyot ne oluyor bu durumda azalıyor. Periyodun azalması demek dalganın oluşturulma süresinin azalması demek. O zaman dalga daha kısa sürede oluşturuluyorsa bir saniyede daha fazla dalga oluşturulur değil mi? Yani frekans artar ki periyotla frekansın çarpımında bire eşit. O zaman burada periyot azalmışsa frekans ne olacak? Gördüğünüz gibi artacak. Gördüğün gibi. Evet. Bunu da bu şekilde özetlemiş olalım. Ee, sonra e, ses için şiddet söz konusuydu. O da genlik. Bakın genlik. Mesela sesin e, buradaki şiddeti ya da enerji dediğimiz zaman şu denge durumunu çiziyoruz. Bu denge durumundan maksimum uzaklaşmaya genlik diyorduk. İşte bu genlik enerjisini belirtiyor ki sesin şiddeti de enerji ile ilgili. O zaman genliğe bakacağız ses şiddetinde. Bakınız e, frekansta ise neye bakıyoruz? Sıklığa bakıyoruz. Rezonans ise e, şöyle ki normalde e, cisimlerin bir e, doğal e, frekansı var. Yani doğal. E, titreşim frekansı söz konusu. Eğer o cisim o dışarıdan etkiyle doğal frekansında titreştirilirse bir rezonans durumu elde edilir. Yani maksimum genlikli titreşim elde edilecektir. Tını ise aynı sesin e, farklı yani aynı ses derken aynı frekanstaki sesin e, farklı ses kaynaklarından e, farklı şekilde e, duyulması. Mesela bir do Sesini düşündüğümüzde do sesi işte piyanoda farklı, başka işte gitarda farklı gelir kulağımıza. Hatta biz onu anlarız. Bu gitardan geliyor ya da bu işte piyanodan geliyor şeklinde. O da tınıdan kaynaklanıyor. Yani tını meselesiyle alakalı. Yankı sesin bir yerden yansıması, yansıyarak geri gelmesi. Normalde biz konuştuğumuz zaman bir yankı duyduğumuzda şöyle hissederiz. İkinci kez sesimizi duyarız. Bunun sebebi şu. ...ilk başta konuştuğumuzda ağzımızdan çıkan sesi kulağımız direkt duyuyor. Bir, ikincisi bir de giden sesimiz başka bir yerden yansıyıp geri döndüğünde tekrar aynı sesi duyuyor. ...işte buna yankı diyorduk. Sonra deprem dalgası. Deprem dalgası öncelikle deprem dalgası ile ilgilenen bilim dalı sismoloji. Sonra deprem dalgası ile ilgilenen yani e, sismoloji e, bilimiyle ilgilenen kişilere sismolog diyoruz. E, sismograf da e, burada kullanılan alettir. Bakın burada bir sismograf var. E, sonra bir de Richter ölçeği var. Şurada bir C'miz eksik, şuraya bir C ekleyelim. E, şöyle yazılıyor. Şöyle Richter ölçeği. Richter ölçeği de depremin büyüklüğünü ölçen e, ölçme durumudur. E, burada işte 5 büyüklüğünde, 6 büyüklüğünde, 7 büyüklüğünde deprem dendiği zaman e, orada Richter ölçeği kullanılmıştır ve 5 e, büyüklüğündeki depremle 6 büyüklüğündeki deprem arasında 10 kat fark vardı. Lütfen bunu hatırlayalım. E, yani 6 büyüklüğündeki deprem 5 büyüklüğündeki depremin 10 katıydı. Bunu da lütfen hatırlamanızı istiyorum. Bu aklınızdan çıkmamalı sevgili gençler. Şimdi geldik optik kısmına. Onu tekrar edelim şimdi. Optikte öncelikle ışık şiddetiyle başladık. Bir kaynağın ışık şiddeti söz konusuydu. Bunu I ile gösteriyorduk ve ışık şiddeti temel büyüklüktü. Birimi de kandelaydı. Yani ışık kaynağından ışık olarak çıkan enerji ile ilgilidir ışık şiddeti. Işık akısı da çıkan ışın sayısı ile ilgili sembolü fi'dir. Birimi lümendir. Toplam ışık akısı dendiğinde ne yapıyoruz? Bir tane kaynak düşünüyoruz. Bu kaynaktan çıkan şöyle toplam ışın sayısı gibi düşünebilirsin kabaca. Bunların e, toplamı 4 pi i yani ışık şiddetinin ı'sı e, bu i 4 pi çarpı i olacak ve e, toplam ışık akısı. Mesela bunun etrafını şöyle bir küreyle kapattığımız takdirde bütün ışınlar içinden geçiyor. Daha büyük bir küreyle kapatırsak, şöyle bir küreyle kapattığımızda yine çıkan bütün ışınlar. E, ne yapıyor? Küreden geçiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bir kürenin merkezine koyduğumuz e, ışık kaynağı, merkez olmak zorunda değil gerçi herhangi bir yeri olabilir. Koyacağımız ışık kaynağından e, kaynaklanan ışık akısı nedir direkt? 4 pi Yani kürenin yarıçapına hiçbir şekilde bağlı değildir. Aydınlanma da e, birim yüzeye düşen ışın sayısı gibi düşünebilirsiniz. Sembolü e'dir. Birimi lüks ve x L ve x şeklindedir. Aydınlanma ışık şiddeti ile doğru orantılı, bakın I ile doğru orantılı, uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Yani bir nokta var. Şurada bir tane ışık kaynağımız var. Bu ışık kaynağının buradaki aydınlatmasıyla şuradaki aydınlatması birbirinden farklı. Bakın burası daha yakın, burası daha uzak. Mesela buraya K, buraya da L dediğimizde K'daki aydınlatma küçük olacak L'deki aydınlatmadan. Işık kaynağının şiddeti her ikisi için aynı evet ama uzaklıklara baktığımda buradaki uzaklık daha büyük uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğuna göre e, o zaman K'deki aydınlanma daha küçük olacak. Gelelim gölgeye. E, gölgede e, normalde saydam olmayan bir cisimden ışığın geçememesinden kaynaklı bir durumdur. Saydam olmayan cisimden dolayı ışık geçemediği için arka tarafında e, bir aydınlatamama durumu olacaktır. Mesela burada iki tane kaynak var. E, tek bir kaynak olduğunda sadece tam gölge oluşacak. Ee, ama ayna vesaire olmayacak. Mesela şundan bahsediyorum. Bir tane ışık kaynağımız var. Bir tane de şöyle engelimiz var. Yani buradan ışık geçemiyor. O zaman bu ışık kaynağından şu sınır ışınları çizdiğim zaman bu bana şunu söyleyecek. Burada e, sadece ışığın gelemediği bir bölge var. Hiç ışık gelemiyor burada. Burası dolayısıyla tam gölge olacak diyoruz. Başka bir şey oluşamayacak. Ha Bu tarafa bir ayna konulur. İşte düz ayna, başka bir ayna konulur vesaire. O zaman işler değişir. Ama burada sadece tek bir kaynak ve tek bir engel varsa sadece tam gölge oluştu gördüğünüz gibi. Burada ise iki tane kaynak var. İki tane kaynak olduğu için ikisinden de ışınlar çıkacak. O zaman buradan çıkan ışınlar için bunlar sınır ışınlar. Yani K2 ışık kaynağından gelemeyen, ışık gelemeyen bölge budur. Sonra K1 ışık kaynağından ışık gelemeyen bölgeye baktığımızda bu şekilde çizersek buradan da buraya ışık gelebiliyor. Ama ama nereye? Şu bölgeye ışık gelebiliyor. O zaman bu ortaya eksinden de ışık gelemediği için, her iki kaynaktan da gelemediği için buraya tam gölge diyoruz. Şu ortası tam gölgeydi. Buraya yeşilden ışık gelemeyip maviden ışık gelebildiği için bir tane kaynaktan ışık gelebiliyor. Çünkü buraya da yarı gölge diyeceğiz. Ve geldik buraya. Yansıma ve düzlem ayna. Ee, gelen ışın normal ve yansıyan ışın aynı düzlemde olacaktı. Ee, burada... Gelen ışının normalle yaptığı açı neyse yansıyan ışının da normalle yaptığı açı e, aynı olacak. Buna gelme açısı, buna da yansıma açısı diyorduk. O zaman i açısı ile r açısı birbirlerine eşit. Gelme açısı ve yansıma açısı. Bunlar ise e, gelen ışının aynayla yaptığı açı, yansıyan ışının aynayla yaptığı açı bunlar da eşit olacaklar diyoruz. Gelen ışının aynayla ve yansıyan ışının aynayla yaptığı açılar sevgili gençler. Artık başlıyoruz sorularımıza. Haydi bakalım. Şimdi ilk sorumuza bakalım neymiş? Periyodik dalgalar üreten bir kaynak dakikada 240 tam dalga üretiyor. Buna göre kaynağın frekansı ve periyodu nedir? Şimdi frekans nedir? Saniyedeki dalga sayısıdır. Şimdi bakıyorum bir dakikada dediğine göre bir dakika 60 saniye. 60 saniyede 240 tane dalga oluşuyormuş. Peki o zaman 1 saniyede kaç tane dalga oluşur? Run karşılığı nedir? Frekanstır. Buradan frekansı bulacağız. Şu şekilde oran orantımızı kurduğumuzda 60F eşittir 240 ve buradan da frekans eşittir. Ne olmuş oldu? 240 bölü e, 60 yani 4 saniye üzeri eksi 1. Frekansın birimi saniye üzeri eksi 1. Ya da saniye üzeri eksi 1'e ne diyorduk? Hertz diyorduk. Bu şekilde de biliyorduk sevgili gençler. HZ. Şimdi frekansını bulduk. Bu şu anlama geliyor. Saniyede Dört tane dalga üretiyormuş bu saniyede. Bu bir. İkincisi e, periyot da e, dalganın oluşması için geçen süre. Periyot ile frekansı çarptığımızda hep bir eşit olacak. Ve frekansı bulduk dört. E, dolayısıyla periyot buradan bir bölü dört gelir. Bu da nedir? 0.25'tir. Yani 0.25 saniyede. Saniyenin dörtte biri kadar sürede tam bir dalga oluşuyor anlamına gelir. Gördüğünüz gibi. Geçelim. Bir periyodik dalga kaynağı 5 dakikada 600 tam dalga üretmektedir. Dalgaların dalga boyu 8 santimetre olduğuna göre yayılma hızını bulunuz. Önce x eşittir v çarpı t'yi hatırlayalım. Tamam mı? Sonra burada x'in yerine lambda dalga boyunu, v'nin yerine de dalganın hızını, t'nin yerine de periyodu koyuyorum. Bir de şunu yapabilirim. Periyotla frekansın çarpımı 1 olduğuna göre o zaman e, frekansı bulmak istersem ne yaparım? 1 bölü t yaparım. Yani periyodun tersi. O zaman burada t'nin yerine e, ya da şöyle de yazabilirim. Periyot eşittir 1 bölü f'tir. Yani frekansın tersi. Bunu da kullanabilirim. O zaman burada t'nin yerine 1 bölü f yazıyorum. Lambda eşittir dalgın hızı çarpı 1 bölü f. Sonra işler dışlar yaptığım zaman şunu görüyorum. E, hız dalgın hızı eşittir f'i lambda'nın yanına aldığımda lambda çarpı f. Yani bunu da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Bunu da kullanabilirim. Aynı şeyler zaten. O zaman 5 dakikada 600 tane dalga üretiyormuş. Yani 5 dakika nedir normalde? 5 ee, çarpı 60'tan 300 saniyedir. Bakın saniyedeki dalga sayısını bulmaya çalışıyorum. Çünkü bunun 60 saniye olduğunu hemen yazıyorum. 60 saniyede ne kadar? 600 tane ise 1 saniyede ne kadar? Frekans kadar diyoruz. Ve buradan da frekansı bulmak istersek 600 bölü 60'tan Hemen 10 saniye üzeri eksi buluruz. Yani 1 e, saniyede 10 tane dalga üretiliyormuş anlamına gelir. E, frekansı bulduk değil mi? Dalga boyunda 8 santimetre olduğunu söylüyor. O zaman direkt bu bağıntıdan hızı bulabiliriz. Hız eşittir lambda 8 frekans da 10. Bunları çarptığım zaman burada arada santimetreye dikkat 80 e, santimetre bölü saniye. Yani 1 saniyede 80 santimetre yol alıyormuş sevgili gençler bu dalgalar. Güzel. Diğer sorumuzdayız. Bir dalga kaynağı 2 saniye periyotta dalgalar oluşturuyor. Dalgaların yayılma hızı 10 cm bölü saniyedir. Buna göre ardışık 3 dalga tepesi arasındaki uzaklık kaç santimetredir? Bakın ardışık 3 dalga tepesi. Hemen gösterelim. Birinci dalga tepesi, ikinci dalga tepesi ve üçüncü dalga tepesi. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. O da şudur. İki tane ardışık dalga tepesi arası mesafe lambda. Yine iki tane ardışık dalga tepesi arası lambda. Yani üç dalga tepesi arası ne oldu? İki lambda oldu. Dört tane olsaydı üç lambda olacaktı. Bize burada o zaman en tane dalga tepesi dediğinde ne kadar oluyor? En eksi bir tane lambda oluyor. Buna lütfen dikkat ediniz. En tane deseydi. En tane deseydi ne yapıyormuşuz? Bu kadar. Ee, n-1 lambda'ya karşılık gelecekmiş bu aralık gördüğünüz gibi o zaman bizim önce ne yapmamız lazım önce dalga boyulmamız bulmamız gerekiyor değil mi şunu yazabilmek için ee, ve burada e, bize 2 saniye periyodu söylemiş farkındaysanız ee, yayma hızını da söylemiş gelelim yazmaya lambda eşittir hız çarpı dalganın hız çarpı periyot evet o zaman hızının 10 olduğunu görüyorum periyodun da 2 olduğunu görüyorum buradan 20 santimetre dalga boyu çıkmış oldu e burası da 2 lambdaydı değil mi? Yani buraya ben x mesafesi dediğim takdirde tamamına x eşittir 2 lambda. 2 çarpı 20'den 40 santimetre bir e, uzaklık bir mesafe karşımıza çıkıyor gördüğünüz gibi. Diğer sorumuzdayız. Esnek bir ortamda oluşturulan şekildeki dalga ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre dalga üzerindeki KLMN noktalarının titreşim yönleri nasıldır? Bunların titreşim yönleri bulmak için yapmamız gereken bu dalgayı verilen yönde bir miktar hareket ettirmek. Hemen yapalım. Bunu bir miktar hiçbir özelliğini değiştirmeden hareket ettirdiğimizde şu şekilde ne göreceksiniz? Noktaların hangi yönde gittiğini göreceksiniz. Size bu rahat bir çözüm sağlayacak. Bakın bir raz aynı yönde verilen yönde hareket ettirdik. K noktası aşağı inecek. O zaman L noktası yukarı çıkacak. Sonra M noktası aşağı inecek. Ve N noktası da aşağı inecek. Burada unutma ki ortam üzerindeki yani burada bir yay söz konusu. Yay üzerindeki herhangi bir bölge ya da herhangi bir nokta hiçbir şekilde hareket edemez diyoruz. Burada dalga e, ne yapar? İlerlemek için yayı... Ortamı kullanır diyoruz. Tamam mı? Yayı ortamı kullanır. Buna göre dalga üzerinde K'lm noktalarının titreşim yönleri K'nın aşağı doğru. K şöyle yapalım isterseniz. Burada gösterelim. K aşağı doğru. L yukarıya doğru oldu. M aşağı doğru oldu. Ve N de aynı şekilde aşağı doğru oldu sevgili gençler. Zaten buradaki e, üzerinden dalga geçerken ortamdaki... Yani yay üzerindeki noktaların yapacağı hareket hep şudur. Yukarı aşağı aşağı yukarı yukarı aşağı aşağı yukarı. Hep denge noktasına gelecek şekilde bir titreşim hareketi söz konusu olacaktır sevgili gençler. Yani doğrultusu şuradaki doğrultusu hiçbir şekilde değişmez. Hadi bakalım diğer sorudayız. Tüydeş bir yayda oluşturulan atma ok yönünde sabit uca doğru şekilde gibi ilerlemektedir. Buna göre atmanın yansıdıktan sonraki görünümü nasıl olur? Sabit uçtan yansımayı hatırlayalım. Ne oluyordu? Baş yukarı gelen atma baş aşağı olacak şekilde yansıyordu. Ve bu sorularda atma üzerindeki noktalara şöyle atma üzerinde noktalar belirleyebilirsiniz. Buraya A noktası, buraya B noktası, buraya da C noktası diyorum. Önce A, sonra B, sonra da C noktası yansıyacak. Ve ne dedik az evvel? Baş yukarı gelen baş aşağı olacak. O zaman baş yukarı gelen baş aşağı olacaksa ilk baştaki şu üçgenin yansıması, ilk üçgenin yansıması böyle oldu. Yani burası A oldu, burası da B oldu. Sonra e, diğer kısma baktığımda burası da baş yukarı olacak şekilde yansıyacak. Çünkü ilk başta baş aşağıymış. O zaman bunu baş aşağı olacak şekilde de pardon baş yukarı olacak şekilde de yansıttığımızda şu şekilde bir yansıma söz konusu olacaktır. Yani alt kısım soru yukarıdaki üçgen kısmı ve bunun yansıması sonrası da hareketi ters yönde olur gördüğünüz gibi sevgili gençler. İnce bir yayda oluşturulan baş yukarı bir atma şekildeki gibi kalın yaya gönderiliyor. Buna göre iletilen ve yansıyan atma için Bakalım neler söyleyeceğiz. Kalın yay ve ince yay. Öncelikle şunu söyleyeceğiz. Ne dedik? İnce de daha hızlı, kalın da daha yavaş. O zaman incedeki hızı kalındaki hızından daha büyük olacaktır atmanın. Bu bir. İkincisi, yansıyan atmanın hızı iletilen atmanın büyüktür. Zaten şunu söyleyeceğiz. İnce yaydan gelen atmanın yansıması şurada gösterelim istersen yani isterseniz hemen. Baş yukarı olan atmanın yansıması baş aşağı olacak diyoruz. Bakın baş aşağı olacak şekilde yansıdı. İletileni de iletilenin de geldiği şekilde iletilecek diyoruz ve bu şekilde de iletilmiş oldu. Bu iletilen oldu. Bu da yansıyan oldu gördüğünüz gibi. Ve burada şunu söylüyoruz. Gelenin hızı neyse buradaki hızı V1 dersem o zaman yansıyan hızı da ters yönde V1 olmuş oldu. Hızlar aynı. Ve yans, yansıyan bu. İletilenin hızını da V2 dediğim takdirde ne diyorum? V1, V2'den tabii ki daha büyük olacak diyoruz. Ve buradaki hızların büyük olması yani incedeki hızların büyük olması e, ve aynı olması genişliklerin de aynı olması anlamında Buraya X1 dersen burası da X1 olacak. Genişlik aynı oldu. Çünkü X eşittir VT olarak düşün. E, süre aynı ise hız aynı ise o zaman X de aynı olacak. Buradaki X'e baktığımızda buradaki X de X2 ise o zaman genişlikler arasında da ne olacaktır? X1 genişliği x 2 genişliğinden tabii ki daha büyük olacaktır diyoruz. Ve herhangi bir anda denge noktasına pardon e, birleşme noktasına olan uzaklıklarına bakarsam bunun uzaklığı L1 kadar olsun. Şöyle L1. Bunun uzaklığı da şurası da L2 kadar olsun. Hangisi daha büyük olur? Tabii ki L1 daha büyük olur. Çünkü ince de daha az dedik. L1 L2'den daha büyüktür diyoruz. Bakalım öncüllere e, cevaplamamız için bu bilgiler yetecek mi? Yansıyan atmanızı iletilen atmanızından büyüktür. Evet doğrudur. Yansıyan atma baş aşağı döner. Evet, inceden kalına geçerken ters döndü. Yansıyan atmanın frekansı iletilen atmanın frekansından büyüktür. Bu yanlıştır. Çünkü burada iletim ve yansıma aynı sürede olacak. Yani ne kadar sürede oluşturulmuş atma değişen hiçbir şey olmayacak diyoruz. Frekans yalnızca kaynağa bağlıydı. Burada olup tane hiçbir alakası yok. O yüzden yanlış. Cevabımız bu durumda sevgili gençler 1 ve 2 gördüğünüz gibi. Evet diğer sorudayız bakalım. Bir yayda oluşturulan atmanın hızı yayı gelen kuvvet arttıkça artarken yayın birim uzunluğunun kütlesi arttıkça azalır. Ve hatırlayalım şuraya yazalım. Hız eşittir karekök içerisinde yayı gelen kuvvet bölü mü dedik. Mü de burada birim uzunluğun kütlesiydi. Mesela aynı uzunlukta aynı uzunlukta e, kütlesi daha büyük olanın mü'sü daha büyük olacaktır değil mi? O zaman mü büyük olursa o zaman hız da Azalacaktır. İşte bunu söylüyor. Birim uzunun kütlesi arttıkça hız azalır. Tam tersi kuvvet artarsa, bunu da şunu da gösterelim. Kuvvet artarsa hız artar. Evet, aynı maddeden yapılmış türdeş K-L yaylarına sırasıyla F1 ve F2 kuvvetleri uygulanıyor. Yaylarda oluşan atmaların hızlarının büyükleri arasında V1 ve V2'den büyük olduğuna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi, şimdi yaylar özdeşse. Yani yayların kalınlıkları aynıysa o zaman hızları yani mü'leri aynı olacak. Bakın şu mü, m bölü l kütle bölü uzunlukları aynı olacak. O zaman buradaki hız farklılığı neden kaynaklanacak? Yayı gelen kuvvetten kaynaklanacak. Buradaki hız daha büyük olduğuna göre v1 v 2den o zaman buradaki gerilme kuvveti daha büyük olur sevgili gençler. Yaylar eşit uzunluktaysa yani l'leri aynıysa ve f1 f2'ye eşitse ha, bu durumda k yayının kütlesi l yayının kütlesinden küçüktür. Bakın Kuvvetler aynı. Bu sefer F'ler aynı. Bir de yaylarda eşit uzunlukta. O zaman şunu söyleyeceğiz. Aynı kuvvetle gerildiğinde buradaki hız daha büyükse demek ki uzunluk şeyleri de aynıysa bakın uzunlukları da aynıysa o zaman bu yayın daha ince olması lazım. Çünkü burada daha hızlı ilerleyecek. Değil mi? Daha ince olması demek kütlesinin de daha küçük olması demek sevgili gençler. O zaman ikinci öncülümüz de doğru olmuş oldu. Üçüncü öncüle bakalım. F1 ve F2 eşit. Ve yayların kütleleri eşit ise K yayının boyu L yayının boyundan büyüktür. Doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü kuvvetler aynı, yayların kütleleri de aynı. Bakınız, o zaman m/l'yi düşündüğümde buradaki m/l'nin daha küçük olması lazım. Neden? Burada çünkü atma daha hızlı ilerliyor, değil mi? Yani bunun daha ince olması lazım. Aynı kütlede daha uzunsa bunun daha ince olduğunu söyleyebilirsiniz bu durumda. K boyunun, K yayının boyu L yayının boyundan evet büyüktür. Bu sayede de incedir ve daha hızlıdır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır sevgili gençler. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Diğer sorumuzdayız. Bir ortamdan derinliği farklı bir ortama geçen doğrusal su dalgaları ile ilgili. 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi, ortamın derinliği arttıkça su dalgalarının yayılma hızı artar. Evet, o yalnızca ortama bağlıydı ve derinlik arttıkça hızı artıyordu. Birinci yargı doğru, ifade doğru. Ortamın derinliği azaldıkça su dalgalarının dalga boyu artar. Şimdi, e, frekans yalnızca kaynağa bağlı ya da periyot fark etmez. O zaman şöyle yazalım. Lambda eşittir hız çarpı ne diyoruz? Zaman diyoruz. Yani periyot diyoruz. Şimdi ne diyor bize? Ee, burada ortamın derinliği azaldıkça, azaldıkça su dalgalarının dalga boyu artar. Bir de şunu yazalım. Hız eşittir lambda çarpı f iki tane bağıntıyı da kullanabiliriz istediğimiz gibi. Derinliğin azalması hızın azalması demek. Frekans ise yalnızca kaynağa bağlı. Yani frekans değişmeyecek. Bu durumda lambda dalga boyu da dolayısıyla küçülecek diyoruz. Yani hızın artması lazım dalga boyunun artması için. Zaten derinde dalga boyu daha büyük. İşte sığda dalga boyu daha küçük diyorduk. Bu durumda ikinci ifade yanlış. Su dalgalarının frekansı ortamın derinliğine bağlı değildir. Evet yalnızca kaynağa bağlıdır dedik. O yüzden üçüncü ifadeye doğru cevabımız 1 ve 3'tür. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlarım. Evet diğer sorudayız. X bölgesinde oluşturulan doğrusal bir dalganın Y bölgesine geçişi anındaki üstten görünümü şekildeki gibidir. Y bölgesine geçen dalganın ayırıcı yüzeyle yaptığı alfa açısını azaltmak için yani şuradaki açıdan bahsediyor bize. 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi y ortamının derinliği azaltılmalı. Şöyle ki burada ne oluyor? Önce bir kere ona karar verelim. Burada şu oluyor. Normalde atma bu şekilde ilerleyen bir atma vardı. Görüyorsunuz. Bakın burası, burası böyle devam edecekti. Yani x ortamına devam etseydi ama ne olmuş? Burası bu şekilde devam etmemiş. Daha önde devam ediyor gördüğünüz gibi. O zaman hızlanmış değil mi? Burada bir hızlanma durumu var. Hızlanma durumu varsa daha hızlıysa demek ki derin ortama geçiyor. Yani Y'nin derin, X'in ise sığ olduğunu söyleyebilirim. Y ortamın derinliğini azalttığımda yani biraz sığlaştırdığımda o zaman buradaki hızlanma azalacaktır. Bu durumda alfa açısı küçülecektir. Birinci ifade doğrudur. X ortamın derinliği arttırılmalı tamam bunun da derinliğini arttırdığımız zaman o zaman y'ye yaklaşacaktır yani burada yine e, yaklaşma durumunda hızlanma azalacaktır diyoruz hatta bunların aynı derinlikte olduğunu düşünürsen hiçbir şekilde kırılmaya uğramayacaktır çünkü burada su dalgası kırılmıştır kırılmaya uğramayıp alfa açısının küçülmesi söz konusu olacaktır e, beta açısı azaltılmalı buradaki açı şimdi buradaki açıyı azalttığımız zaman Evet buradaki şöyle beta açısını azaltmak şu şekilde düşünün. Şöyle gönderilen bir atmadan bahsediyoruz. Bu şekilde gelecek. O zaman bu şekilde gelen atmanın da uzantısını çizdiğimde yani böyle gidecekti. Ne oldu? Hızlanma aynı hızlanmayı düşünürsen şu şekilde bir durum karşımıza çıkacak. Gördünüz mü? Bu şekilde. Aynı açı olacak. Daha doğrusu aynı miktarda hızlanacak. Aynı açı demeyelim. Buradaki hızlanma neyse buradaki hızlanma da aynı olmuş oldu. Ama alfa açısının da burada küçülmüş olduğunu gördük. O yüzden üçüncü ifadeyi de alıyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş oldu sevgili gençler. Şimdi depremle ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz var. Depremin büyüklüğü açığa çıkan enerjinin miktarına bağlıdır. Evet kırılma esnasında çıkan açı şey çıkan enerji tabii ki burada depremin büyüklüğünü belirler. Mekanik dalgadır. Mekanik dalga ilerlemek için ortama ihtiyaç duyan dalgadır. Zaten deprem dalgasında ilerlemesi için de bir e, karaya, bir toprağa ihtiyacı vardır. Bir zemine ihtiyacı vardır. O yüzden mekanik dalgadır. Mekanik olmayan dalga kim? Elektromanyetik dalgalar. Ki elektromanyetik dalgalar hiçbir şekilde ortama ihtiyaç duymazlar. Işık gibi düşün. Işık boşlukta ilerleyebiliyor ya ki zaten ışıkta bir elektromanyetik dalgadır depremin büyüklüğü sismograf adı verilen aletle ölçülür. Richter ölçeği kullanılıyordu hatırlarsanız ve sismografla ölçülüyordu. Bu da doğru. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 oldu sevgili gençler. Evet, aynı ortamda bulunan özdeş k ve L şişelerindeki su seviyeleri şekildek gibidir. Buna göre 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi üflemek buradaki şuradaki hava moleküllerini titreştirmek anlamına geliyordu. O zaman moleküller ne kadar az ise o kadar çok titreşiyorlardı. Ve titreşimin çok olması demek frekansın daha büyük olması demekti. Bu durumda üflemede frekansı yüksek olan ses L olacaktır. Üfleme için söylüyorum. Bakıyoruz o zaman öncüde ne diyor? L sesinden çıkan sesin frekansı K sesinden çıkan sesin frekansından büyüktür. Evet. Üflemeyi burada gösterecek olursa FK küçüktür, FL. Yani birinci ifade doğru. Şişelere cisimle vurulduğunda K şişesinden çıkan sesin frekansı L şişesinden çıkan sesin frekansından büyüktür. Bu kez vurma durumunda şişe molekülleri ve su molekülleri titreşecek. Buradaki su moleküllerine bakıyorum. Az, buradaki ise daha fazla. O zaman burada daha fazla titreşim olacak. Frekansı K'daki frekans, L'deki frekansdan daha büyük olacak. O yüzden ikinci ifade de doğrudur gördüğünüz gibi şişelere cisimde vurulduğunda şişelerden çıkan sesin ortamdaki yayılma hızları eşit olur. Evet aynı ortam olduğu için yayılma hızı yalnızca ortama bağlıydı. Ortamın sıcaklığı işte ortamın ne olduğu işte havadaki gaz miktarı şudur budur bunların hepsi önemli. Ama aynı ortam olduğu için hızları da aynı olacak. O zaman bunların yayılma hızları eşit olacak. Üçüncü öncül de doğru. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmuş oldu. Gördüğünüz gibi sevgili gençler. Evet, artık optik kısmına geçiyoruz. Işık akısı ile alakalı bir soru. R ve 2R yarıçaplı küre kapaklarının merkezine I şiddetinde noktası ışık kaynağı konulmuştur. X ve Y küre kapaklarının yüzeyindeki ışık akıları Φ1 ve Φ2 ise e, bunların oranı kaçtır? Şimdi bunlar tam olsa idi, e, çıkan bütün ışınlar bunlardan geçeceği için bunların akıları eşit olurdu. Yani yarıçapın e, bir önemi şu anda zaten e, bir önemi yok. Burada önemli olan ne? Açı Baktığınız zaman burada 90 derecelik açı var. Gördüğünüz gibi burada ise burada ise kaç derecelik açı olmuş oldu? 90 dereceden şuraya e, şurayı tam ortadan ikiye bölecektik. Burayı göstermemişler. Burada da 45 derecelik açılar söz konusu gördüğünüz gibi. 45 45. Ha, o zaman diyoruz ki 90 dereceden dolayı buradaki fi ışık akısıyla buradaki 45 derecelik açıdan dolayı fi ışık akısı birbirlerine eşit olamaz. Eğer şöyle 90 derece olsaydı bu da geçen ışın sayıları eşit olacağı için eşit olurdu. O zaman ne yapacağız bu durumda? Yarısını alacağız. Önce buna gelelim. Işık akısı tam olsaydı 4 pi çarpı i olacaktı. Fakat ne kadar 90 derecelik bir durum söz konusu olduğu için 1 bölü 4 ile çarpıyorum. Yani kaçta kaçı kullanılmış? Bu kim? E fi 1. Fi 2 yazıyorum. Fi 2'de ise yine 4 pi çarpı yani yarı bağımsız ama bu sefer e, kaçta kaçı kullanılmış? Bakınız e, 90 derece 360'ın 4'te 1'iydi. 45 derece dolayısıyla 360'ın 8'de 1 olacak. Yani 1 bölü 8 olmuş oldu. Bu arkadaşları oranladığımızda 4 pi ı'lar birbirlerini götürecekler. Yani bunlar birbirlerini götürdü. O halde 1 bölü 4'te 8 bölü 1'i çarptığımızda 8 ile 4 arasında 2 oran olacağı için cevabımız C şıkkı 2 olmuş oldu sevgili gençler. Evet, K ve L noktalarındaki aydınlanma şiddetleri sırasıyla 2E ve E'dir. Buna göre I1 ve I2 ışık şiddetlerinin oranı I1/I2 kaçtır? Şimdi ışık şiddeti eğer kaynakla noktayı birleştirdiğimizde e, o uzaklık perdeye dik ise bakın ki ikisinde de gördüğünüz gibi nokta ile birleştirdiğim uzaklık direkt e, perdeye buradaki zemine dik olmuş oldu. O zaman I eşittir Pardon E eşittir, aydınlanma eşittir, I bölü D kare bağıntısını e, kullanacağız. O zaman ilk başta der ki bize buradaki I1 için aydınlanma, K noktasındaki aydınlanma 2'ye yazıyorum. 2E eşittir, I1 bölü D kare. Önce bunu yazdım. O zaman şunu diye söyleyebilirim, I1 eşittir, D kareyi buraya alırsam 2E D kare olmuş oldu. Sonra diğerini yazıyorum, buradaki aydınlanma ne kadarmış? E kadarmış, E eşittir, I2 bölü. Aradaki mesafe 2D'nin karesi. 2D olduğu için 2D'nin karesini alıyorum. E, sonra 2D kare 4D kare olacağı için E'nin yanına gelir. I2 eşittir. E, e çarpı 4D kare olmuş oldu. Yani 4ED kare olur. I1 ile I2'yi artık oranlayabilirim. Hemen buraya alıyorum. I1 bölü I2 eşittir. Bu neydi? 2ED kare idi. Diğeri de 4ED kare oldu ve bunları oranladığımızda ED kareler birbirini götürecek. 2 ile 4'ten de 2 cevabımız 1 bölü 2 gelmiş olacak sevgili gençler. Evet gölge sorusu var. Uzunluğu 2,5 metre olan sokak lambasından şekildeki gibi 4 metre uzaktaki çocuğun boyu 1,25 metredir. Buna göre çocuğun yerde oluşan gölgesi kaç metre oldu? Şimdi çocuktan dolayı geçemeyecek ışınları düşündüğümüz takdirde şöyle düşünelim çocuğun ayaklarına bir ışın gönderelim. Ve şuradan gönderdiğimiz ışından hiçbir şekilde çocuk saydam olmadığı için geçemez. Hangisi geçebilir? Bundan sonrası geçebilir. Gördünüz mü? Bunu da çizdim. Şu sınır ışını çizdim. Bundan sonrası evet geçebilir. Ama burada çocuğun nesi oldu? Şöyle ayaklarını çizdiğimizde ee, çizemedik. Neyse şöyle adamı çocuğu şöyle çizelim kabaca. Çocuğun gölgesi oluştu gördüğünüz gibi. O zaman burada bir üçgen benzerliği var karşımızda. Şu kalemle yapalım ki detayı görelim. Şunu da mavi yapalım. Şunu çizdim. Burada bir üçgen benzerliği kullanacağız. Gördünüz mü? Bir üçgen çıktı karşımıza. O zaman burası 1.25 burası 2 2.5 ise 1.25 bölü 2.5 eşit olacak. Buradaki uzunluğa x dersek gölge uzunluğuna x bölü 4 artı x oldu. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Bunları oranlarsam 1 bölü 2 şeklinde içler dışlar yapıyoruz. 4 artı x eşittir 2x oldu. X'i bu tarafa attığımızda x eşittir 4 metre oldu. Yani burada çocuğun gölgesinin boyu şu uzaklık kadar olmuş oldu. 4 metre sevgili gençler. Bu şekilde dikkat ediyorsunuz. Sınır ışınları düşünüyorsunuz. Geçemeyen ışınlardan dolayı burada çocuğun gölgesi oluşur diyorsunuz şekildeki I ışık ışını Y aynasından ilk yansımasından sonra geldiği yoldan geri dönüyor. Buna göre alfa açısı kaç derecedir? Şimdi ilk yansıması bu şekilde bir yansıma olacak. Y aynasına böyle gelecek. Burada ilk yansımasında kendi üzerinden geri dönmesi demek aynaya 90 derecelik açıya geliyor. Ya da aynanın normalini düşünüyoruz. Bakın ee, bu normal ise normal üzerinden gelen ışığın normalde 0 derecelik açı yaptığı için yansıyanı da yine normalle 0 derecelik açı yapacak. Geri dönecek diyoruz. 90 dereceyle gelen kendi üzerinden geri döndü. O zaman bu ışının gelen ışının kendi üzerinden geri dönmesi için e, Y aynasıyla Y burada eksik kalmış. Y aynasıyla 90 derecelik açı yapması gerekiyor. Burası tamam. Burayı bulduk. Bir de gelen ışığın Ayna ile yaptığı açı 25 derece ise yansıyan ışığın da ayna ile yaptığı açı 25 derecedir. Bak bu ayna ile yaptıkları açılar. Biz gelme açılarını bulmak isteseydik, ya şunu birazdan yapalım. Burası 90, burası da 25. Alfa artı 25 artı 90 derece, üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olmuş oldu. O zaman buradan ne geliyor? Alfa açısına baktığımda 90 olması lazım. Buranın e, 90'dan 25 çıkarırsam 65 derecelik bir açı olduğunu görmüş oldunuz. Soruyu bulduk alfa açısı. Bir de az evvel söylediğim gibi. Bunun normalle yaptığı açıyı düşünürsek gelme açısı odur çünkü 25 derece ise o zaman burası 65 derece oldu. Keza burası da aynı şekilde 65 derece oldu. Yani gelme açısı 65, yansıma açısı da 65 derece oldu. E burası da 65 alakası var mıdır derseniz mesela burayı 30 düşündüğünüz takdirde o zaman normalle yaptığı açı ne olur? 60 gelen gelme açısı 60, yansıma açısı da 60 olur. O zaman burası da 30 olacağı için bakın burada gördüğünüz gibi 60 derece olmuş oldu. Zaten birbirleriyle aynı olmuş oldu. Gördüğünüz gibi. Evet. KLM cisimleri düzlem aynanın önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Bu cisimlerin görüntülerini çiziniz. Şimdi cisimlerin görüntülerini çizerken yapacağımız şey şudur. Ee, cisimleri aynayla ile dik olacak şekilde birleştiriyoruz. Bakın dik ve buradaki uzaklık ne kadarsa görüntünün de aynaya olan uzaklığı o kadardır diyoruz. O zaman K cisminin görüntüsü buradadır. L cisminin görüntüsü de yine dik olacak şekilde birleştirdik. O zaman uzaklık yine dik olacak görüntünün uzaklığı. Bu da L'nin görüntüsü oldu. Sonra M'ye gelelim. E, M'yi de aynın ile dik olacak şekilde birleştiriyoruz. Burası kaç? 3 oldu. O zaman yine burası 3 olacak şekilde, 3 bölme olacak şekilde M'nin görüntüsü oluşur diyoruz sevgili gençler. E, yani aynanın ee, önünde kalması yeterlidir bir cismin görüntüsünün oluşması için. Mesela buraya bir tane ayna çiziyorum. Bakın buraya. Mesela buraya bir tane K cismi. İşte buraya bir tane L cismi. Buraya bir tane M cismi. Buraya da bir tane e, şuraya da bir tane N cismi koyuyorum. Şimdi bunun uzantısını devam ettirdiğimde direkt ayna üzerinde olduğu için M'nin görüntüsü oluşamaz. L'nin görüntüsü tam simetriğinde oluşur. K'nın görüntüsü de ayna uzantısını çizdiğimde tam simetriğinde oluşur. N'nin görüntüsü de oluşamaz çünkü aynanın arkasındadır. Aynanın önünde olması lazım görüntüsünün oluşabilmesi için. Göz, K, L, M, e, cisimlerinden hangilerini görür? Aynaya baktığında bir tane sorumuz var burada. Şimdi ne yapacağız? Farklı farklı çözüm yöntemleri e, kullanabiliriz burada. Gözün görüş alanını bulabiliriz. Şimdi gözün görüş alanını bulmak e, sınıra iki tane sınırlara işin göndermekle olacak. Gözden. Mesela buradaki sınıra işin gönderdiğimde burada normalle yaptığı açıya bakarsam şurasıdır değil mi? Aynı açıyı yapacak şekilde yansıtırsak o ışını şöyle yansıtır diyoruz. Görüyor musunuz? 1'e 2, 1'e 2 oranında. Sonra bir de şu sınır ışını gönderelim. Buna gönderdiğimde nasıl olacak? Şu şekilde 2'ye 3 şeklinde gelen bir ışın söz konusu. Normal çizersek yine 2'ye 3 şeklinde şöyle bir yansıma olacak. Bu şu anlama geliyor. Yansıyan ışınlar arasını çizdiğinizde şöyle yanlış oldu burası. Yansıyan ışınlar arası. Şurayı bir düzelteyim. Neyle maviyle çiziyorum. Tekrar çiziyorum. Yansıyanlar bunlar çünkü. Yansıyanlar arasını çizdiğimizde burası görüş alanı anlamına gelecek. Yansıyanlar arası. Yani şunlar. O zaman yansıyanlar arasında kalan noktalara baktığımda L noktası ve M noktası burada görüş alanına girmiş oldu. O yüzden cevabımız L ile L ile M noktasıdır. Peki, peki şunları da gösterelim. Görecekleri. Ee, şu bölge bakın sadece kahverengi çizeyim şu bölgeyi göremez çünkü e, yansı yanışınlar arasında değil aynı şekilde şu bölgeyi de göremez yine yansı yanışınlar arasında değil buradaki noktaları dolayısıyla ya da buradaki cisimleri göz aynada göremez diyoruz sevgili gençler. Evet devam ediyoruz şimdi geldik ödüllü sorumuza cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Ee, dediğim gibi bu tekrarın sonrasında güzel bir tekrarda siz de e, kitaplarımızdaki soruları çözerek yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.